Merhabalar, bu videomuzda bilgisayardan Google Meet üzerinden nasıl toplantı oluşturacağız, düzenleyeceğiz, bu konuyla ilgili bilgiler vereceğim. Google Chrome'u açtığımızda yani veyahut da bir tarayıcımızı açtığımız zaman Google ana sayfasından biliyorsunuz Gmail'e giriş yapabiliyoruz. Hem bu kısımdan hem de bu noktalı kare şeklindeki kısımdan Gmail'e giriş yapabiliyoruz. Gmail'imize giriş yapalım. Gmail'imize giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde toplantı başlat ve toplantıya katıl başlıklarını görüyoruz. Eğer biz toplantıya katılacaksek buraya katılıp bize verilen toplantı adresini ya da kodunu ilgili kısma girmemiz ve daha sonrasında katıl butonuyla katılmamız gerekiyor. Bunu diğer videomuzda anlatacağız. Şimdi toplantı oluşturma ile ilgili bilgiler verelim. Toplantımızı birkaç farklı yöntemle oluşturabiliyoruz. Bunlar anlık toplantı oluşturma yöntemi ve ileriye dönük toplantı oluşturma yöntemi. Anlık toplantı oluşturma kısmımızı Gmail'den toplantı başlat butonuyla oluşturabiliyoruz. Bir de yine Google Meet'in yani aslında toplantımızı yaptığımız uygulamanın ana sayfasından da bunu yapıyoruz. Hemen oraya geçmek için ee, uygulamamızı bilgisayardan yukarıdaki noktalı kare simgesinden tıkladığımız zaman mit yazılı kısma tıklıyoruz. Ve yine yeni toplantı oluştur butonuna bastıktan sonra anlık toplantı başlat e, butonuyla da yine toplantı başlatabiliyoruz. Bunu kolay olması düşüncesiyle Gmail üzerinden yapalım. Tekrar Gmail sayfamıza dönüyoruz. Bilgisayar üzerinden toplantı başlat diyoruz ekranımızı büyütebiliriz. Toplantı başlattan sonra bizim kamera görüntümüzü e, otomatik bilgisayar açıyor. Tabi bu bir test kısmı. Henüz daha toplantıya katılmadık. Hemen sağ tarafta toplantıya katıl yani toplantı hazır e, kısmını görüyorsunuz. Hemen katıl dediğiniz zaman toplantıyı e, açmış oluyorsunuz ve yukarıdaki bu toplantı katılma bilgilerini kopyala denilen kısmın üstündeki adresi kopyalayıp toplantıya katılacak kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu toplantı şekli e, sizden haber bekleyen katılımcıların ya da anlık iletişim kurabileceğiniz bir durumun söz konusu olduğu zaman yapılabilir. İşte örneğin sizin WhatsApp'tan kişilerin kodu beklediği bir ortam veya Facebook'tan Gmail üzerinden o zaman bunu hemen paylaştığınız zaman. Onlar da bu adrese tıkladıkları zaman e, Gmail'lerine giriş yapıp ondan sonra toplantıya katılım yapabiliyorlar. Tabi yine size onay e, sorması için bir mesaj geliyor ve siz de onayladığınız zaman toplantıya katılabiliyorlar. Yapmaları gereken sadece bu adrese tıklayıp normal Gmail'e giriş yapar gibi yapmaları ve sonrasından katıl butonuyla biraz önceki gibi sizde açıldığı gibi orada da açılacak ve ondan sonra da size onay mesajı geldikten sonra siz de onay verince o kişiler de toplantınıza katılmış olacak. Peki şimdi toplantıya başlayıp nasıl bir ekran yönetimi yaptığınızı da kısaca anlatalım ve diğer toplantı yöntemlerinden bahsedelim. Bu ekranı kapatalım. Şu anda toplantıda sizin videonuz gözüküyor ya da kameranızın gösterdiği açı gözüküyor. Burada isterseniz alt taraftaki butonlarla kamera görüntünüzü kapatabilirsiniz. Daha doğrusu sizin görüntünüzü. Sesinizi kapatmak isterseniz yine aşağı sol taraftaki mikrofon simgesine tıklayarak sesi de kapatabilirsiniz. Peki ekranımızı nasıl gösterebiliyoruz? Şimdi göster Başlığı bilgisayarda tabi anlatıyoruz. Ee, ona tıkladığımız zaman şimdi ekranımızın tamamını gösterecek yukarıda e, ekranın tamamını göster e, şekli e, butonumuz var. O zaman sizin bilgisayarda e, ne oluyorsa onu e, toplantıdaki katılımcılar görebiliyor. İşte masa üstüne geçtiğinizde ya da bir şeyi açıp kapattığınızda onu görebiliyor. Ama alt tarafta pencere yani pencere dediği işte bilgisayarınızın açmış olduğunuz dosya işte PowerPoint olur, Word olur, Excel olur, PDF olur veya internet sekmesi yani Google tarayıcı sekmesi olur. Sadece bunlardan sizin seçtiğinizin gözükmesi demek. Daha çok toplantılarda bu kısım kullanılabiliyor. Çünkü kişilerin özel bilgisayar ekranını göstermek istemeyebiliyor. Pencereye tıkladığınız zaman Size şu anda açık olan pencerelerle ilgili e, gösterebileceğinizle ilgili bazı e, pencere kısımları gözükebiliyor. E, buradan örneğin işte PowerPoint e, sunumumuzu göstermek istiyoruz, seçiyoruz. Ondan sonra paylaş diyoruz. Paylaş dediğimiz zaman ekranımız e, şu an için e, diğer kullanıcılara bu sunum kısmı gözükmeye başlıyor. Artık kamera görüntüsü zaten gözükmüyor. E, ve siz artık sunum kısmına geçiş yaparak sunumumuz şu anda toplantımızdaki diğer kişiler tarafından görülebiliyor. E, paylaşmayı durdur diyene kadar bu ekranda kalabiliyorlar. Siz buradan yine slaytınızı büyütebilirsiniz. Bu şekilde yine normal bilgisayarda slide nasıl oynatıyorsanız o şekilde oynatabilirsiniz. Bu şekilde yine sunumunuzu karşıdaki toplantıdaki kişiler görür. İsterseniz buradan sunumu tekrar kapatıp yani video ekranına geçiş yapabilirsiniz. Durdur dediğiniz zaman geçiş yapabiliyorsunuz. Bu ekranın kapanması zaman alırsa hemen yukarıdan simge durumundan küçült yaparak yine tarayıcınızdan evet kişilerin olduğu ya da işte görüntünüz varsa görüntünüzün olduğu ekrana geçiş yapabilirsiniz. Toplantıyı bitirdikten sonra yukarıdaki çarpı işaretine basarak toplantıdan çıkış yapabilirsiniz. Tabi burada toplantıya katılacak kişiler geldiği zaman buradan yine kimlerin katıldığını görebilirsiniz. Ve ayrıca burada sohbet kısmından da oradaki kişilere mesaj alttaki mesaj merhaba yazalım gönderebilirsiniz. Şimdi diğer toplantı oluşturma yöntemine geçelim. Burayı kapatalım. Şimdi burada Google e, Gmail üzerinde daha doğrusu e, toplantıyı anlık oluşturabiliyoruz. Tabii ki sizin de Gmail hesabınızın olması lazım. Karşıdaki toplantıya katılacak kişinin de e, giriş yapabilmesi için gmail hesabının olması lazım ama birçok insanda bu vardır zaten özellikle akıllı telefon kullanan insanların android telefon kullanan insanların hepsinde mutlaka vardır ama belki onu bilmiyordur çünkü google play gibi uygulamaları kullanabilmek için google gmail hesabımızın olması gerekiyor evet şimdi e, peki bir de e, ileriye dönük toplantı bağlantısı nasıl oluşturabiliriz? Ona bakalım. Şimdi şu kısımda bilgisayardan dedim geçebiliriz. Zaten bizim açıktı yine açabiliriz. Bir tane sekmemizi kapatalım. Şimdi burada. Bu Google Meet ana sayfası yani aslında bizim toplantı yaptığımız kısmın ana sayfası ama e, Gmail üzerinden daha kolay anlaşılması için böyle bir e, şu an için uygulama söz konusu kişilerin Gmail'den daha rahat girebileceği düşüncesiyle yeni toplantı dediğimiz zaman eğer Gmail'imizle giriş yapmış isek burada paylaşmak için toplantı bağlantısı al diye bir başlığımız var. Buna tıkladığımız zaman işte burada bize bir toplantı bağlantısı veriyor. Bunu biz ilerleyen süreçte istersek yani süresi yok, süre kısıtlaması 10 gün, 1 ay bu bağlantıyı kullanabiliriz. Zaten biz toplantıya giriş yapmadan, onay vermeden hiç kimse toplantıya giriş yapamaz. Bu bağlantıyı sizler Gmail'le veya WhatsApp'la veya işte fake, Face üzerinden veya sitenize de koyaraktan paylaşabilirsiniz. E, kişiler sizin belirlediğiniz tarih saatte e, girmek istediklerinde bu bağlantıya, bu e, adrese tıkladıkları zaman sizin e, tabii ki onayınız da olduğu zaman toplantıya katılabilir. İsterseniz şu son kısımdaki bu com com.slash'dan sonraki kısmı da paylaşabilirsiniz. O kodla da yine giriş yapabilir. Hangisi daha kolayınıza gelirse, yani burada başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu sizin için, yani size özel, sizin oluşturduğunuz bir kod, bunu isterseniz bir ay, bir yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Peki, bunu kapatalım. Bir de size Google'un yani bilgi verdiği ya da sizi uyardığı toplantınızın olduğunu söylediği, hatta eğer sizin arkadaş e, Gmail'de arkadaşlarınız arasında bir toplantıysa onlara da uyarının gittiği bir yöntem var. Google takvim ile toplantıyı planlayabiliyoruz. Burada toplantıyı e, işte bir başlık ekleyebiliyoruz. Örneğin canlı ders diyelim. Buradan biz toplantı saatimizi e, belirlediğimiz zaman bize toplantıdan önce bir telefonumuza özellikle yani bilgilendirme mesajı geliyor aynı WhatsApp'tan geldiği gibi veya başka bir şekilde Gmail'den geldiği gibi burada yapmamız gereken toplantı tarihini seçmek ve toplantının saat aralığını belirtmek bu bize bir anlamda bilgi amaçlı bir uygulama işte atıyorum toplantımızı biz işte saat buçukla 4 buçuk arasında yapacaksak 320 de yapabiliriz yani bize 10 dakika öncesinden ya da eğer davetli listemiz varsa Onlara da yine 3.20'de bu mesaj 3.20'yi geçtikten sonra gider ve onları da ikaz etmiş olur. Şu kısımdan davetli ekleyebiliyorsunuz eğer Gmail adreslerini biliyorsanız. Diğer az önceki paylaşılabilir bağlantıdan tek farkı bu kısımda size bir bilgilendirme mesajının ulaşmış olması. Bunun da farkı bu şekilde. Evet bu iki yolda aslında birbirinin aynısı ileriye dönük toplantı oluşturma yöntemi. Bir tanesinde bizi telefonun bilgilendirmesi için Google takvimde planlama yapıyoruz. Diğerinde herhangi bir planlama yapmadan toplantı bağlantımızı alıyoruz ve paylaşıyoruz. Biz ilgili saat geldiğinde giriş yapıyoruz. Daha sonrasında da diğer kişiler o verdiğimiz bağlantı ya da ilgili kod kısmına giriş yaparak bize Gmail'leri tabii ki varsa ve açıksa toplantıya katılmak için istek gönderiyor ve bu istek sonucunda da toplantımızı yapabiliyoruz.